Elazığ'da 3 dönüm alana 95 adet trüf mantarı aşılı meşe eken Yaşar Ekmekçi 5 yıldır 4 gözle mantarların oluşmasını bekliyor. Elazığ'ın Gezin köyünde yaşayan bir çocuk babası Yaşar Ekmekçi, 2018 yılında bir arkadaşının tavsiyesi üzerine trüf mantarına yöneldi. Araştırma yapan Ekmekçi, Muğla Araştırma Enstitüsü'nden 100 adet trüf mantarı aşılı 100 adet meşe fidesi aldı. 2018'de bir Bulgar göçmen arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Tabii bu konuda orman bölge işletmesine müracaat ettim. Onların aracılığıyla Muğla Araştırma Enstitüsü'nden 100 adet fide aşılı trüf mantar fidesi talep ettim. Talebimiz kabul edildi. Fideyi 3 dönümlük alana eken Ekmekçi, domuzların girmemesi için de etrafını çevirdi. Fideler ağaca dönerken Ekmekçi ise 4 gözle mantarın oluşmasını bekliyor. Trüflerimizin bakımını yapıyoruz ama maalesef İşte 5 yıl ilk etapta dediler ama şu anda da işte 7-8 yıl deniliyor. Elazığ bölgesinde trüf mantarını yaygınlaştırmak için bu işe girdiğini dile getiren Ekmekçi, yurt dışında mantarın kilosunun 1500 dolar olduğunu söyledi. Tabii bunu ekerken amacım şuydu. Elazığ yöresinde turfu yaygınlaştırmak, orman işletmelerle birlikte talep eden vatandaşlarımıza bir istidam olsun. Yurt dışında Avrupa ülkelerinde dedikleri fiyat doğrudur. Yani 1500 dolar da gidiyor, satılıyor yani hocam. Mantarı toplamak için av köpeği yetiştireceğini dile getiren Ekmekçi, merakla mantarların oluşmasını bekliyor. Bu yıl kışın köpek yetiştirmem lazım, av köpeği. Onu da tabii ya hazır bir köpek alacağız veya da kendimiz bir trüf mantarı satın alıp kendimiz yetiştireceğiz. Öte yandan dünyada siyah elmas veya kralların yiyeceği olarak adlandırılan trüf mantarının toprağın 5 ila 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği biliniyor. Yaklaşık 200 türü bulunuyor.